diyor. Öyle ki pilot olmak isteyenlerin sayısı bir yılda tam %40 oranında artış gösterdi. Peki drone pilotu nasıl olunuyor? Nasıl bir eğitim sürecinden geçiliyor? Bunun cevabını İLAS Haber Ajansı pilot eğitmeni Mustafa Kaçan'dan alacağız. Hemen sözü kendisine bırakalım ve İLAS Haber Ajansı muhabiri Caner Sönmez. Sizin de ifade ettiğiniz gibi drone operatörlüğü artık gelecekte Z kuşağının özellikle en çok tercih ettiği alanlardan, en çok tercih ettiği mesleklerden bir tanesi. Şu an Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'ndeyiz. Burada bir drone eğitim merkezi var. Drone eğitmeni Mustafa Kaçan bu adımları, eğitim adımlarını bugün bize tek tek anlatacak. Kendisi de hemen yanımda. Bu drone eğitimini kendisinden dinledikten sonra yine uygulamalı olarak göstereceğiz. Evet Mustafa Bey. Evet, belirttiğiniz gibi Z kuşağı şu anda insansız hava araçları üzerine çok fazla yoğun ilgi göstermekte. Ülkemizin de savunma sanayinde bu konudaki başarıları zaten görmekteyiz. Bugün tarımdan, lojistikten, emniyetten birçok alanda insansız hava araçlarını görüyoruz. Fakat hep gördüğümüz bir şey var. Yani insansız hava araçları geleceğin mesleği deniliyor. Fakat ne yapıldığı konusunda gençler aslında kendilerini göremiyor. Biz burada bugün sizlerle birlikte onlara bir kariyer hedefi belirliyoruz. Ve gelin dronlarla birlikte, İHA'larla birlikte neler yapılıyor biraz onlara bahsedelim istedim. Kadim herhalde simülasyonla başlıyor, masa başında başlıyor. Daha sonra alana mı çıkıyorsunuz? Aslında önce teorikle başlamakta bu eğitim. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde 25 kiloya kadar geçerli İHA'ların bir sertifikasyon eğitimi almaları gerekiyor. 36 saatlik bir eğitim. Pandemi sebebiyle Milli Eğitim Okulları uzaktan eğitime yaptığı gibi şu anda bu eğitimleri uzaktan eğitimde alabilmekte öğrencilerimiz. Kursiyerlerimiz 36 saati tamamladıktan sonra bir de uçuş eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Ve kendileri de lisanslı bir İHA pilotu oluyorlar. Ömür boyu geçerli bir lisansa sahip oluyor. Aslında eğitimin amacı şu, yerleşim alanı içinde uçuracaksınız. Tıpkı trafiğe çıktığınız bir otomobil gibi kavşakta geçiş üstünlüğünü bilmeden, trafik kurallarını, motor, ilk yardım gibi derslerini görmeden trafiğe çıkamadığımız gibi İHA'ları da yerleşim alanında kullanmak için bu temel bilgileri ve havacılık kurallarını öğrenmemiz gerekiyor. Mustafa Bey, peki bu ben eğitimleri aldım, drone operatörü oldum. Ben ne meslek yapabilirim? Şimdi öncelikle siz kendi alanınızda ilgili yerleri keşfetmeniz gerekiyor. Mesela Ziraat Fakültesi'nde okuyorsunuz. Biz tarımsal alanların analizlerini yapıyoruz. Yani bir tarlanın içerisindeki zararlı bitkileri de tespit ediyoruz. Bir tarlada kaç ton portakal var, bunun sayımı yapıyoruz. Veyahut da arazide bir günde traktörle ilaçlayacağınız alanı 2 saat içinde ilaçlamasını yapabiliyoruz. Yani hem size verimden hem tasarruftan her alanda sadece tarımdan bahsettim. Mesela barajlarda suyun debisini ölçüyoruz veya jeoloji mühendisleri toprağın altındaki materyalleri bunları ayrıştırmasında kullanılıyor veya haritalamada bir alanın haritalamasında kullanabiliyoruz. Lojistikte kullanılıyor veya ben size örnekler vereyim. Devlet Demiryolları çok uzun bir güvenlik şeridi var. Diyorlar ki hatırlarsanız 200 sene öncesinde bir tren kazası yaşanmıştı. Halbuki burayların denetimlerini bile anlık olarak uzun mesafeli uçan insan hava araçlarıyla tespitleri yapabiliriz. Kısacası şöyle diyeyim, bunun yazılımı, geliştirmesi veyahut da kullanım alanlarında gençler kendileri keşfettikçe zaten kendilerine bir meslek edinecek. Yüzün üzerinde dünyada zaten bir meslekte kullanılmakta. Peki, uygulamalı olarak da göstermek gerekirse, drone'u bize doğru çağıralım şimdi, hemen drone karşımızda. Evet, en çok korkulan şey zaten acaba ben bunu uçurabilir miyim kısmı oluyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bunlar çok akıllı cihazlar. Hem üzerlerinde engel algılama sensörleri bulunuyor. Hem de aynı şekilde bizde bir savunma mekanizması var. Cihaz aslında kendisi havada sabit kalıyor. Siz ekstradan herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Ve engellerden biraz sonra yanına gideceğim, göstereceğim size. Kendiliğinden kaçındığını göreceksiniz. Yani bu cihazlar acaba bir insana çarpar mı, bir canlıya zarar verebilir mi sorusunun gerekli eğitimi tamamladıktan sonra bunlardan korkmanıza gerek yok. Ben bunu şu anda canlı olarak uygulatmak istiyorum. Şu anda hiçbir kumandaya dokunmuyorum. Cihazım havada ve cihazın altına sadece elimi göstererek cihazın benden kaçındığını görebiliyorsunuz. Yani insanlardan zaten kaçınan bir cihaz. Hatta şöyle de gösterelim. Eğer bir kaza durumunda cihaz olduğu yere kendisi geliyor. İşte bizim burada teknolojisi dediğimiz GPS, yani kendi konumunu sabitlemesi, yerdeki nesneleri algılaması, yapay zeka ile birlikte bunu gençler kendi yazılımlarıyla geliştirip daha da farklı şeyler, teknolojiler üzerine yükleyebilecekler yakında. Peki Mustafa Kaçan drone eğitmeni, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Başakşehir'deki İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde drone operatörlüğünü, eğitimin nasıl alındığını TGRT Haber ekranlarından canlı yayınladık.
Biz de haberin her alanında drone'u kullanıyoruz. Biz de bunu operatör olarak burada her haberde elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz ve drone operatörü olmak isteyenlere, özellikle Z kuşağına bu tarz eğitim merkezlerine gelmesini tavsiye ediyoruz. Ve söz tekrar size bırakalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Caner Sönmez'e ve konuğuna.